Herkese merhaba, ben Seren. Kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sonunda bu girişi yapabildim uzun zaman sonra. Bugün annemlerle beraber Hamburg yakınında bir outlet'e gideceğiz. Ve ben daha önce böyle hiç bir video çekmediğimi fark ettim. Almanya'da bir outlet'i hiç beraber gezmedik. Bu videoda sizle beraber Almanya'daki bir outlet'i gezeceğiz. İyi izlemeler. Umarım güzel şeyler buluruz. Şu an outlet'e vardık ve Adidas'tayız. Mesela bu tişört 38 euro. Aa, bu güzelmiş, bu 24. Ben bunu siyahını çok istiyorum. Yani son zamanlarda çok istiyordum. Ne kadar? 52-75'ten inmiş. Siyah olsa alabilirdim. Bakın mesela şu da tatlı. Always original. 35. Bakın şu da güzel. Bu sweatshirt. 52. Şunu da beğendim. Ay, Linden şeyi var. Sonra burada Coach var. Coach'a girebilirim aslında. Buradakiler 200 euro'nun altındaymış. Şu çantaya bayıldım. 200 euro. Bakın bunlar 100 euro mesela. Şimdi ben şu çantaya bayıldım. 300 euro'dan 220'ye inecekmiş. Ay, çok güzel, bir dolaşacağız. Bilmiyorum, belki alırım. Ama çok güzel. Bakın çok yakıştı. Değil mi? Çok yakıştı. Bugün işte ekstradan %20 indirim varmış, bu yüzden. Bakın ama bu hani 30'a falan mı inecek? Hayır. %20 olmuyor mu? 250 üzerinde. Aa, okey. Bu 50 euroymuş. Aslında güzel de içine hiçbir şey sığmaz. Aklım o çantada kaldı şu an. Aa, bu da güzel. Outlet hani düşündüğümden çok daha büyükmüş. Joanna biraz bahsetmişti. Şu an New Balance'a gireceğiz. Çok fazla insan var. Ben böyle uygun terliklerine uzun zamandır istiyordum ama bu tam istediğim model değil. Bunun böyle biraz daha farklısı mesela. Bunlar 45 euro'ya inmiş. Bu da güzel ama rahat görünmüyor. O kadar çok istiyordum ki bu uygulardan. Burada 100 euro'ya. Normal yerlerde 200 falan oluyor. Ay, bunlar çok güzel. Bakın bunlar mesela, oha çok iyi, 133'e inmiş. Eski aklım olsa alabilirdim. Burada Armani var, burada Polo, Ralph Lauren var. Şurada Starbucks var, ileride Five Guys falan var. Ailemden ayrıldım bu arada. Aşırı büyük, yani gezme devam ediyorum. Evet. Burada krepçi var ve burada yine minik bir cadde var. Sanki böyle küçük bir kasaba gibi. Şimdi Levi's'i buldum ve buraya gelelim. Fiyatları size göstereceğim. Puma. Arka planda müzik var ama mesela şu şortu beğendim. Bu 22 euro'ya inmiş.
Bakın bu ayakkabılar mesela çok rahat oluyor. Bunlar 50 euro. Abi çok güzel. Bu 40 euro mesela. Aa. Bunlar, bu da, bu 50 euro. Abi çok güzelmiş. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I know if it's love that I'm speaking? Bakın bu mesela benim sevdiğim model ama ben bunu her yerde 70 liraya bulurum. Yani neden bunda indirim yapmıyorlar da gidiyorlar en şey modellerde indirim yapıyorlar anlamıyorum. Bu tarz Nike'lar aşırı rahat oluyor. Bakın bunlara hiç indirim yok. Hiç yani. Ben her yere girdiğimi düşünüyorum burada. Ben her yere girdiğimi düşünüyorum. Annem de şu an Nike'da. Babamla oturuyoruz. Güzel şeyler var ama güzel şeyler pahalı. Ucuz olan şeyde bedenim hiç yok. Sevdiğim Nike çoraplar bile bedenim yoktu. Ayakkabılar dandik olanlar ucuz. Öyle. Outlet'i güzel yapmışlar ama pek bir şey bulamadım. Ama o çanta güzeldi. Vlog'da çok az konuştum çünkü arka planda hep müzik vardı. Kombinim böyle. Ağlayacağım şu an. Annemleri bekliyorum. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şunları çok beğenmiştim. Hatta deneyecektim. Bir baktım 38'ler. Yani bana uymaz. Şu pembeleri deneyebilirim. Onları da beğendim. Bakın bu da aslında güzel gibi. Çok güzel. Bir de bakın öleceksiniz şu an. Şunlara bakın. Bunlar aslında pahalı bayağı normalde. Şu an 35 euroya düşmüş. Keşke benim ayak numaram olsa. 36 olan varsa buyurun. Burada da varlar. Şimdi bu Converse'leri denedim. Pembe olanlar. Çok rahatlar. Sadece bir tık büyük geldiler. O yüzden 39,5 deneyeceğim. Annem bana Converse'leri aldı. Aslında ben alacaktım. Kendi paramla ama neyse yine de teşekkür ederim. Arkadaşlar babam tuvalete girdi ve torbaların hepsi bende. Annemler bugün arkadaşlarımıza gideceğiz. Onlara ev hediyesi aldılar çünkü onlar yeni taşındılar. Ondan sonra Tefal'den tava aldı annem. Pancake tavası ve bir tane daha tava ben istiyordum çünkü. Sonra bana Converse vesaire. Babam da bir şeyler almış. Öyle. Bu vlogu daha kapatmayacağım. Bir ara kapatırım. Size ayakkabılarımı son göstereceğim. Ama şimdi outlet'ten çıkıyoruz. Bayağıdır buradayız. Böyle bir 3 saat oldu. Ama çok güzel bir outlet. Annem bana dün ne dedi biliyor musunuz? Annem bana dedi ki yarın outfit'e gidiyoruz.
Bu otopark ücretini bu aletlerden ödüyorsunuz. Ne kadar modern. 3,5 euro. Ne kadar iyi, 3,5. Arkadaşlar bu arada hiç daha önce böyle bir şey görmemiştim. Burası kadın otoparkıymış. Bu kat full. Bir dakika, şöyle bir pembe renkler anlıyorsunuz. Bir de şurada kadınlar var. Ve kadınlar park edebiliyor yazıyor. Çok değişik. Şimdi eğer babam kullanırsa, ama kadın otoparkı burası. Yani bu kat. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok iyi. Videoyu şu an 3 gün sonra kapatıyorum. Bu arada eve geldik. Yani 3 gün. Hani eve geldik de. Neyse, anladınız siz. Eve geldim ben. Heh. Videoyu yarın koyacağım. Bu yüzden editleyeyim dedim. Size aldığım ayakkabıları göstereyim diye düşündüm. Size ayakkabıları göstereceğim için 3 gündür açmadım. Gerçekten 55 euro için çok iyi bir fiyattı. Hani böyle bu şekilde platform pembe Converse'e 55 euroya bulmak çok zor ve nadir. Bence çok güzeller ve benim tarzıma da uyduklarını düşünüyorum. Bunu tabii siyah giyerken söylemem. Siz ayakkabıları nasıl buldunuz aşağıya yazabilirsiniz. Ben aşırı beğendim. Yani bence çok tatlılar ve boyumu yüksek gösteriyorlar. Bu arada benim boyum uzun. Evet ama yine de boyumu uzatmayı seviyorum. Bunlar ayakkabılardı. Umarım bu videoyu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Ben çekerken çünkü çok eğlendim. Eğer Instagram'ı takip ederseniz çok sevinirim. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.